Yani gireceğim, tamam mı? Evet başkanım. İkinci yarı, ilk galibiyetini aldık. Dur. Tamam. Evet başkanım, ikinci yarı, ilk galibiyetini aldık. Duygu ve düşünceler alabilir miyiz? Evet, ilk yarı bildiğiniz gibi 20 puanla bitirdik. Hedeflerimiz vardı, beklentilerimiz vardı. Ama hepiniz de takip ettiğiniz gibi ilk 4 maçı kaybettik. Bugün itibariyle 9. maçımızı oynadık ve ilk kez galip geldik. Yanlış söylemiyorum değil mi? Doğru. Evet, ikinci yarı. 4, 6, 7. Evet, 7 pardon. 8. maç. 9. maçı mı oynadık? İlk 3 maç, 4 maç mağlubiyet. 3 beraberlik. 7. 3 beraberlik ve 8. maçta geldi. Evet. Zor günler geçirdiğimizi biz biliyorduk da kamuoyuna daha güçlü olduğumuzu gösterme, sporcular motive etmedi ve beklentilerimiz yüksek olduğunu zaman zaman söylüyoruz sizden vasıtasıyla. Ama maç kazanmadan haneye 3 puan yazılmıyor. Şu an 3 maçımızı beraberlikle bitirdik. Gol atmadık, gol yemedik. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı bugünkü maç. Rakibimiz çünkü aşağıdan bizi takip eden güçlü bir ekip. Özellikle devre arası önemli sporcular almışlar. Gördüğünüz mesela evet. İsmini söylemeyeceğim ama Süper Lig sporcusu bir de transfer etmişler. Dolayısıyla her takım zaten bunu yaptı. Biz yaptık ama o seviyede yapamadığımız belli oluyor ki bu maçlarda zorlanıyoruz. Netice itibariyle çok uzatma bölümü başlamadan çok kritik bir gol attık. Baskı yediğimiz bir maçtı yani. Özellikle ikinci yarısında rakip daha baskıda oynadı. Kalecimizden en öndeki arkadaşımıza kadar en azından yüreklerini ortaya koydular. Kaybetmemek ve kazanmak adına güzel bir galibiyet oldu. Son dakikada da olsa. Umarım bu galibiyet Pazarspor'un gönlünü farklı bir kulvara çevirir. O kulvar da şudur. 26 puan yaptığımıza göre kalan maçlarımızı kazandığımızda playoff oynama şansımız halen var. Aşağılardan uzaklaşma birinci hedefimiz ama ikinci hedef playoff. Bugün bu ışığı görmesek bile galibiyet buna bir ışık olduğunu düşünüyorum. Biz de yönetim olarak motive olacağız. Sporcularımızın ekonomik beklentilerini daha erken, daha zamanında karşılayacak. Gerek bilim olsun, gerek ufak tefek ödemelerimiz var. Çok da önemli olmasa bile sporcu mutlu çıkmalı sahaya. Problemli çıkmamalı. Bizim işimiz o zaten. Umarım bundan sonraki haftalarda bu galibiyet sayılarını çoğaltarak hedefimize ulaşırız. Pazarspor önemli bir kulüp. Önemli bir camia. Iceberg diyorum. Iceberg'in görünen yüzü siz burada gördüğünüz Pazarspor ama görünmeyen yüzü bir ülkemize yayılmış. Hem taraftarıyla, hem yönetim anlayışıyla, hem sevenleriyle bu ligde olması gereken, olmazsa olmaz takımlardan biridir. Geçmişte yetiştirici sporcularla, etik değerlere saygıyla, benim şahsımdaki, şahsımın futbol camiasında yaptığı çalışmalarla özellikle alt liglere değer katan bir kulüptür. O açıdan önemli bir kulübüz. Bunu ileriye taşıma adına zor bir sezon geçiriyoruz. Onu ifade edeyim. Sadece sportif anlamda değil, diğer anlamda değil ama bu sezonu atlattığında daha önceki konuşmamda da söylemiş olabilirim. Pazarspor'un yönü de, yolu da açıktır. Hayırlısıyla bu sezonu sağlıklı bir şekilde bitirirsek zaten bunların hepsini değerlendireceğiz. Ben bugün taraftarımıza, Rize'den gelen taraftar grubuna özellikle teşekkür ediyorum. Evet. Onların da destekleri oldu. Çok büyük. Taraftar önemli. Umarım bu aldığımız puanlar camiayı da motive eder. Bundan sonra kalan maçlarımızda da daha fazla taraftara hitap etmek isteriz yani. Taraftara bir şey söylemek ister misin Sayın Başkanım? Taraftara bir şey söylemek ister misin? Bugün kalabalık teşekkür ediyoruz. Bugün doluydu. Bugün çok full doluydu. Daha coşkulu olmamız lazım. Yani bu tribünün boş koltuk kalmaması lazım. Zaten tek tribün oynuyoruz biliyorsunuz değil mi? Karşı tribün kapatıldı. O açıdan bu tribünün kapasitesi yanılmıyorsam 1500 civarındadır. 1500 lazım sanacak bir rakam değildir. Bundan sonra ilk saha maçımızda taraftarlarımızı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yani genç bir takım. Altyapıdan yetişen sporcularımız oynuyor. Takım kaptanımız
20-21 yaşında. Evet, yani evet. Ensar. İşte diğer çocuklar da var. Hazarspor'un başarısı aşağıdan gelen sporculara da örnek olacaktır. Yine iddiayla söylüyorum ki önümüzdeki dönemde çok daha fazla altyapıdan sporcu göreceksiniz Hazarspor kadrosunda. Çünkü akademideki takımlarımızda da önemli sporcular var. Ben tekrar teşekkür ediyorum maçı izlemeye gelen taraftarlarımıza, bizi destekleyenlere. Sporcularımıza da hepsini alınlarından öpüyorum. Güzel bir galibiyet aldılar. Onun coşkusunu bugün yaşasınlar. Bu haftaya çok daha önemli maçımız var. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hazarspor yaşından takip ettiğiniz için. Her şey gönlümüzce olsun diyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Evet. Başarılar dileriz. Sağ olun.